Hala bakın, vatandaşın önüne acı reçete koyarız diyor. Devlette israfı, sarayda israfı yapmaya devam ediyor. Örnek vereceğim. Özellikle de AK Partili kardeşlerimin dikkatle dinlemesini isterim. Kıbrıs'a gittiler. Sayın Bahçeli ile beraber. Gitmeliler, evet gitmeliler. Yavru vatan bağımsızlık için mücadele ediyor. Güzel bir cumhuriyeti inşa etmeye çalışıyorlar. Onların Cumhuriyet Bayramı'nda bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın ve muhalefet partisinden birisinin gitmesi güzel bir şey. Ama nasıl gittiler? Biz oraya önce Cumhuriyet Bayramı kutlamaları içinde, biz oraya piknik yapmaya gideceğiz dediler. Devletin itibarına bakar mısınız Allah aşkına? Şu devlet anlayışına bakar mısınız ya? Onlar Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor. Beyler buradan oraya piknik yapmaya gidiyorlar. Nereye? Maraş'ta piknik yapacağız. Ya Maraş'ta zaten ben oraya piknik yaptıkları alana ben en az iki kez gittim. Orada zaten bir ordu evi vardı. Öğrenci yurtları vardı orada. Nasıl gidiyorlar? Bir uçak Recep Tayyip Erdoğan için. Devasa bir uçak. Bir başka uçak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli için. Bir başka uçak bakanlar ve heyetler için. Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu için ayrı bir uçak. İki uçakta korumalar. Hani var ya bizde meşhur bir atasözü, ayranı yok içmeye diye. Vallahi de billahi de aynen öyle. Ya bunu yaparken bu ülkede konteynerlardan beslenen, pazar artıklarından beslenen milyonlar hiç aklınıza gelmiyor mu sizin ya? Ya sizde vicdan var mı ya? Sizde ahlak var mı? Adalet duygusu var mı? Ekonomi anlayışı var mı? Nedir bu savurganlık ya? Bütün dünyaya alay malzemesi oldunuz siz. Sen devlette acı reçete diyorsan devlette önce tasarrufu sen yapacaksın. Ben savurganlığı engelleyeceğim diyeceksin.